İşte küvezde kaldı. Diğer insanlar olduğu gibi değişik teşhislerle 19 gün boyunca küvezde tuttular. 19 günün sonunda vermiyorlardı. Eşim zorla imza karşılığı aldı. Çünkü her gittiğimizde değişik bir teşhis konulup ve ilaç verilmeye başlandı. En basiti epilepsi. Yok beyne şam takacağız, yok enfeksiyonu yüksek, yok nörolojik olarak sorunları var, emme refleksi yok diyerekten türlü türlü teşhisler koyarak. En son beyne şam takılacak dediğimde eşim alma kararı aldı. Yeter artık yani, çocuğa da zulüm, delik deşik olmuş serumlardan falan. 19. günün sonunda aldık biz. Hatta bayramdı, hiç unutmam. Aldığımızda dediler ki işte nöbet geçirebilir, ölebilir. Siz alıyorsunuz, biz sorumluluğu kabul etmiyoruz. Israrla zaten bırakmak istemediler bir. Biz tamam, bütün sorumluluğu alıyoruz yani. Burada mahvolacağına evde olsun. Sonra bayram olduğu için biz doktora tabii götüremedik ilk aşamada, ama ne çocuğun emme refleksi, ki o güne kadar kucağıma da vermemişlerdi. Ama kucağıma aldığımda çocuğun emme refleksi olduğunu gördüm. Gayet emiyordu da. Nöbet falan da olmadı. Gayet iyi ilerleme göründü. Akranları gibi olmadığını biraz büyüyünce fark ettik. Mesela akranlarının vaktinde sürünmedi. O dönemde yürümedi. Onlar gibi koşup oynayamıyordu. Daha geri bir çocuktu. Sonra tabii bunlar için de doktora gittik. Gelişim geriliği çıktı. Yani zor bir süreçti. Biz ama bu olaylar çıkana kadar hiç bundan dolayı olduğunu inanın düşünmedik. Hep dedik acaba erken doğdu ondan mı? Ta ki bu olaylar çıkıp diğer bebeklere de aynı şey yapıldığını duyunca anladık ki bizim çocuğumuz da onların ilaçlarıyla, onların tedavileriyle bu hale gelmiş bir çocuk yani. Yani ve düşündükçe çıldırıyorum. Her gün bir haber çıkıyor. En basit erkek bebeklerin testisini sıkarak kurutmaları. Mesela ben onun için de şu an çocuğumu doktora götüreceğim. Bu da aklıma gelmeyen bir şeydi. Yaşların dışında yanağı sıkılan bebeği görmüşsünüzdür. Aklıma gelince çıldırıyorum. Benim çocuğuma da yapıldı mı? Bu zulmü gördü mü? Bu işkenceyi gördü mü? Olduk tabii ki, şikayetçi olduk. Hatta dosyaya girmek için dün kaleme de gittik falan. Ama zaten hakimin dosyaları gördüğünü, bildiğini, gerekirse ekleyebilir ya da tekrardan bizim için aynısından bir dava olabilir. Şu an onu bekliyoruz.